Arslan Bulut Bu işte küresel bir sahtekarlık var. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Wuhan kentinde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini söyledi. Mi Feng adlı sözcü, artık koronavirüs hastasının bulunmadığı Wuhan'da virüse karşı kazanılan zaferin, sağlık çalışanlarının yoğun çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti. E peki ne oldu şimdi? Çin'de salgın bitti mi? Huan'da gerçekten bir koronavirüs salgını, yani grip türevi bir virüsten kaynaklanan bulaşıcı bir hastalık söz konusuysa, öyle hastanedeki hastaları taburcu etmekle önlenmesi mümkün olur mu? Çin'de tüm hastalar taburcu edildiyse ve artık yeni bir vaka yoksa, bu hastalık koronavirüs salgını değildir. Koronavirüsle ilgili televizyonlarda hala yarasa hikayeleri anlatılıyor. Bu virüs grip ailesindense mutasyon geçirmiş olsa da insanlık tarihi boyunca vardı. Bu itibarla mevsime de bağlı olarak salgının biri bitse diğeri başlar. Üstelik AIDS virüsüyle nasıl olup da halvet olmuş koronavirüsü? Bunu açıklayamıyorlar. ABD başta olmak üzere diğer ülkelerde salgının 18 ay süreceği söyleniyor. Söyleyen de Bill Gates. Bu durumda hem Bill Gates hem Çin devleti hem de küresel salgın ilan eden Dünya Sağlık Örgütü bütün dünyayı aldatıyor demektir. Öyle ya, bütün dünyaya yayılan virüs Wuhan dışında Çin'in diğer bölgelerinde neden yayılmadı? Bölgeye ne kadar karantina uygularsanız uygulayın, hastalık bir virüsten kaynaklanıyorsa dışarı çıkmaması mümkün olabilir mi? Çin devleti sonuçta karantinayı ordu ve polis gücüyle sağlamadı mı? Karantinada görev yapan askerlere ve polislere virüs hiç bulaşmadı mı? Üstelik Çin'de salgın boyunca ülke içi hava trafiği eskisi gibi devam etti. Güney Amerika'daki yerli kabilelere bile yayılan virüs nasıl olur da Huan'da tutuklanır ve hapse atılır? Size inandırıcı geliyor mu? Son hasta taburcu edildi haberi doğruysa Çin devleti insan hücresinin patlamasını ve hücre içinden çıkan eksozomların kana karışmasını, böylece tüm vücudu zehirlemesini, kimyasal reaksiyona, katılaşmaya, kireçlenmeye sebep olan, nefes almayı güçleştiren, kalbi durduran veya beyin kanamasına ve dolayısıyla ölüme yol açan hastalığın sebebini de tedavisini de biliyor demektir. Ayrıca Bill Gates de, Çin'de, Dünya Sağlık Örgütü'de dünyanın geri kalanının bilmediği bilgilere sahip ki hem pandemiyi önceden öngörüyorlar, hem tatbikatını yapıyorlar, hem de ne kadar süreceğini biliyorlar. Çin sınırları dışında ne kadar süreceğini tabii. Burada akla mantığa sığmayan bilime aykırı bir durum var. Fakat kimseden ses çıkmıyor. TRT'de Çinli doktorların rol aldığı videolarda yarasa mağaraları gösteriliyor. Kitleler ikna edilmek isteniyor. İyi de TRT bunu neden yapıyor? TRT demek resmi görüş, resmi tutum demektir. Türkiye Çin merkezli dijital bir dünya düzenine teslim mi oldu ki? TRT Çin merkezli uydurmaları Serengeti'de antilopların göçü belgeseliymiş gibi hiç sorgulamadan yayınlıyor. Kaldı ki Serengeti belgeselleri bile sorgulanmalıdır. Günün 24 saati aslanların, kaplanların ceylanları, zebraları, antilopları, geyikleri, ceylanları nasıl parçaladığını seyreden insanlar bilinç altında güçlüye karşı kaçmaktan başka çare olmadığı, üstelik iyi koşanlar kurtulsa bile mutlaka yaşlılardan, sakatlardan yani sürüden kayıpların olacağına şartlandırılmış olmuyor mu? tıpkı şimdiki şartlandırma gibi salgın konusunda dünyaya dayatılan uydurmalara boyun eğmek, yaşlıları kurban, gençleri rehin vermek, kölelik düzenine razı olmaktır. İnsanlık virüs diye kandırılıyor.